Çağlar Göz Açık'la Hiç Yapmam Hep Yaparım'a yeniden hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Kendisini çok uzun zamandır tanışıyorum. Çok senelere dayalı bir dostluğumuz var. Değerli Didem Bay, İTF İlaç Genel Müdürü. İTF midir bu Didem, yoksa başka türlü mü söylüyorsunuz? İtalyan firması çünkü. Evet, aslında ITF, bu da şirket içerisinde bayağı bir konu da olmuş. ITF mi diyelim, ITF mi, nasıl yazıldığı gibi okunur, ITF diye söylüyoruz. Evet, Didemciğim hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Bu korona günlerinde sağlığın, keyfin nasıl? Öyle başlayalım istersen. Her şey yolunda, gayet iyiyim. Keyifli, enerjik, güzel bir sohbet yapacağımıza da eminim. Her şey yolunda, biraz da heyecanlıyım. İlk defa böyle bu tarz bir sohbete konuk oluyorum. Zoom üzerinden de eminim çok keyifli, güzel geçecektir. Vallahi bunun da bize denk gelmesi ayrıca mutluluk verici. Teşekkür ederiz, kırmadın. Peki, şimdi formatımızı biliyorsun. Seninle üzerinden de konuştuk. İnsanların aslında alışkanlıklarını konuşuyoruz ki belli bir başarı düzeyine ulaşmış, işte çevresinde bir etki alanı olan insanların neleri çok yapıp neleri yapmaktan kaçındıklarını aslında konuşuyoruz ve bu aslında bir sohbetin de başlangıcı gibi düşünebilirsin. Şimdi sen alışkanlıkları çok olan bir insan mısındır? Yani hayatını nasıl kurgularsın? Önce öyle başlayalım istersen. Evet, şöyle bir düşündüğümde aslında alışkanlıklarım var. Hayatımda ciddi bir yer ediniyor. Çünkü bir şekilde alışkanlıklar, özellikle de güzel, keyif veren, hoşuma giden, yapmaktan keyif aldığım şeyler insana huzur veriyor, rahatlık veriyor. Dolayısıyla da pek çok alışkanlığım var. Bunların bazıları basit alışkanlıklar. Mesela su içmek gibi, çok su içerim. Erken kalkmayı severim, spor yapmayı severim. Bu tarz rutinler insana yaptıkça, hayatına fazla yer verdikçe iyi hissettiriyor. Dolayısıyla da alışkanlıklarım var. Bir süre sonra bir kısmı da böyle hatıra gibi oluyor. Çocukluktan itibaren seninle birlikte geliyor. Bir dönemi hatırlatıyor. Eski yaptıklarını hatırlatıyor. Dolayısıyla evet, alışkanlıkları seviyorum. Harika. Su içme meselesi çok önemli. Herkes bunu alışkanlık edinmeye çalışıyor. Var mı bunun bir formülü? Hani bir tüyo verebilecek misin bize? Ya aslında hani suyu çok seviyorum. Hani suyu yüzmek ve hayatımı geçirmek anlamında da seviyorum. İçmek olarak da. Bir de alışkanlık gerçekten şöyle bir şey. Vakti zamanında muhtemelen çocukluktan gelen bir alışkanlık. Yanımdan hiç eksik etmezdim suyu. Yanında oldukça içiyorsun, içtikçe alışıyorsun ve alıştıkça vücut istiyor vesaire. Böyle bir döngü olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da hani gözle alışkanlıkların bir süre oturması için de sıkça tekrar etmek gerek. Dolayısıyla böyle göze görünür bir yerde suyu özellikle belirli dönemlerde yanınızda bulundurmak bence o alışkanlık için çok etkili oluyor. Çocukluğunda böyle hani çok yaptığın, yapmayı sevdiğin, seni sen yapmasına da birazcık böyle vesile olan alışkanlıkların var mıydı? Ya aslında çocukluk deyince hani bizim dönemdeki, daha önceki sohbetlerde de konusu geçti. Bizim dönemdeki bizim yaşıtlarımızın en çok vaktini alan şey, ilk aklıma gelen aslında oyun. Yani benim çocukluğumda ne yapardım, nasıl geçerdi diye düşündüğümde en büyük kısmını özellikle dışarıda sokakta oynamak, saatler geçirmek çok keyif verirdi. Belki de kişiliğimizin bugünkü halimizin almasına çok büyük etkisi de olabilir. Doğru. Bir ikincisi de aklıma gelen yaz tatilleri, uzun yaz tatilleri sanki hiç bitmeyecek gibi gelirdi. Haziran başladığında çok uzun bir döneme giriyormuşuz gibi. O dönemlerde de yaz tatillerinde özellikle suyu sevdiğimden bahsetmiştim. Denizi çok severim. Hiç çıkmazdım. Nerede büyüdün Didem? Ankara'da büyüdüm ama yazları Didim'e giderdik çok sık. Didim yazlıkçıları sizi. Aynen. Altınkum tarafı mı yoksa Akbük vardır bir de Didim'de? Gaye bir sitesi vardı. Akbük değil, öbür tarafta. Ha, Altınkum tarafı oluyor herhalde değil mi? Biraz ilerisi, evet. Anladım, anladım. Çok güzel. Denize yakın büyümek çok büyük bir ayrıcalık bence. Evet, hala da çok severim. Peki sokak oyunlarından en çok hangisini severdin? Hatırlar mısın? En çok yakan top çok aklımda yer almış. Hemen sorar sormaz direkt aklıma o geldi. Evet, değil mi? Çok severdim onun peşinden koşmak. Yani ortada bir topun arkasından bir hedef olmamaya çalışmak vesaire. Evet. Severdim. Saklanmak çok severdim. Çeviklik gerektiren bir oyun. Genelde de kızlar daha iyi oynardı onu.
Biz erkekler biraz daha odun gibi olduğumuz için ay pardon falan deyip popodan yediğimi hatırlıyorum yani o topları. Böyle bir zıplama hareketi vardır o yakan topun değil mi? Bana çarpmasın diye böyle bir havada bir süzülme falan böyle kung fu panda gibi bir hareketi vardır. Kolay değildi. Ben bir kere şeyi hatırlıyorum. Zıplarken top fark etmemişim. Topun üzerine basmıştım. Onunla beraber çok kötü düşmüştüm. Onun için dediğin gibi biraz dikkatli olmak evet, gerekiyor. Evet, öyle riskleri de var gerçekten. Peki, keşke şunu da yapsaydım. Hani çocukluğumdan gelen bir alışkanlıkla. Hani bugün içimde bir ukdedir falan dediğim bir şey var mı? Bir enstrüman çalabilmeyi çok isterdim. Çocukluktan özellikle de piyanoyu çocukken çalabilmiş olmayı çok isterdim. Sonra bir denedim. Vakit ayırmaya çalıştım ama eskisi kadar yani çocuklukta edinilmiş tecrübe veya ne bileyim hani öğrenilmişlik kadar etkili olmuyor. Dolayısıyla da keşke o zamanlar çocukken vakit ayırabilseymişim. O içimde kalmıştır. Vallahi piyano çalmayı ben de isterdim. Evet. Annem müzik öğretmeni. Ana Aynen. enstrümanı da piyanoymuş. Gazi eğitim mezunu. Süper. Ben de çok isterdim ama hani bir türlü olmadı. Biraz daha böyle babam da resim öğretmenidir benim. Hani emekli tabii ikisi de. Ben biraz daha babamın tarafına doğru eğildim. Herhalde bilmiyorum. Senin Sonra da şansın işte daha reklamcı çokmuş. olduk. Efendim? Senin öğrenebilme şansın daha çokmuş öyle bir ailede. Öyle ama mum dibini aydınlatmaz mı diyelim? Yoksa hani her yaz tatilinin başında evde piyano yoktu bizim de keman vardı. Annemin ikinci enstrümanı. Anne ben keman çalacağım falan diye böyle gaza gelirdim yaz tatili başında. Annem de biraz acımasız davranıyordu galiba bana o zaman. Şöyle diyordu, al o zaman bir hafta yay çek. Şimdi o yayı düzgün çekebilme tabii kemanın esası. Herhalde o da ciddiyetimi anlamak istiyordu. Yani öyle bir maymun iştahlıkla mı gidiyorum falan. İşte birinci gün yapıyorum, ikinci gün yapıyorum, üçüncü gün top oynamaya gidiyorum, dördüncü gün bilmem ne yapıyorum. Ben o yay çekme aşamasını hiç geçemedim yani şu hayatta. O yüzden de bir Sherlock Holmes olamadım yani hani keman çalıp. Belki başka türlü öğretseydi daha hani şey olabilirdi ya da ne bileyim benim zaten hevesim o kadarmış, o da olabilir. Peki Ankara'dan bahsettin, sen TET mezunusun. Ankara'nın da meşhur okullarından biridir. Yani TED'den mezun olanlar ve diğerleri. Bazı arkadaşlar böyle şövenistler öyle derler. Nasıldı hani TED'de bir orada size hani eğitimin bir parçası olarak kazandırılan bir alışkanlık var mıydı? Ya da işte hani yaşamın nasıl etkiledi? Aslında Ankara deyince herkesin aklına biraz daha böyle kuralcı, disiplinli bir ortam geliyor. Tabii devlet geliyor aklımıza yani en başta. Aynen. Hani Ankaralı deyince ilk başta zaten bir ön yargı veya kafadaki bir şeyle başlıyor, çizgiyle başlıyor diyeyim. Kolejin bu anlamda TED'in en büyük hani bana ve bize kazandırdığı şey şu oldu diyebilirim. Hiçbir şekilde kendimizden, kişiliğimizden, biz olmaktan vazgeçmeden, ödün vermeden takım çalışması, ekip, arkadaşlık, dostluk bu çok gerçekten hep önemliydi, hala da devam eder. Dolayısıyla bence en büyük kazancı bu oldu diye düşünüyorum. Yani hiçbir şeyden, kendimizden taviz vermeden, ödün vermeden biz olarak bir ekibe uyum sağlayabilmek, bir ekibin parçası olabilmek, dostlukları kurabilmek. Kalabalık da bir okuldur, çevresi de geniştir. Dolayısıyla bu anlamda çok büyük katkısı oldu diyebilirim. Yani iş hayatına hazırlanırken de çok faydasını gördüm. Peki böyle bir özgüven de aşılıyor sanırım değil mi? Ben TED mezunu çok arkadaşım oldu. Yani bir dostluk, kardeşlik gibi bir ya mesela çok yardımsever insanlar tanıdım Evet, sizin evet. okuldan mezun. Ama bir taraftan da bu kendini bilmek, tanımak ve özgüvenle de alakalı herhalde. Evet, özgüveni zaten hani o ekibin parçası olabilmek, o dayanışmayı hissetmek bence geliştiriyor. Çünkü özgüven zamanla gelişen insanın yaptığını, etrafına da faydalı olabildiğini, bir şeyler başarabildiğini gösterdikçe ufak da olsa gelişen bir şey. Bu anlamda kesinlikle doğru bir tespit. Bunlar birbirine çok güzel hani destekleyen halkanın parçaları gibi diye söyleyebilirim. Süper. Peki Didemciğim, üniversitede yani Ankaralılıktan İstanbulluluğa geçmiş oldun. Boğaziçi'nde okudun. O nasıl gelişti? Bir bahsetsene yani oradaki hayat nasıldı senin için?
Aslında önemli bir değişiklik dediğin gibi alıştığın ortam, aile, arkadaş, her şey bir anda yepyeni bir ortama taşınıyor. Bana şöyle bir tecrübesi, öğretisi oldu. Aslında hiç kolay olmamakla birlikte çok da güzel tarafları oldu. Hayatta sonuçta aldığımız kararları yaşıyoruz. Bu da hani benim o genç yaşta aldığım bir karar, çok isteyerek okul için tercih etmiştim. Sonuçta aldığımız kararların her şeyini yaşamak anlamında çok büyük bir tecrübe oldu. Çok mutlu, çok güzel hatıralar, çok güzel başlangıçlar oluyor ama onun yanında bazı özlemler de oluyor. Dolayısıyla o ikisini anlamak, fark etmek, yaşamak bana çok büyük şey, bir kazanç oldu diyebilirim en baştan. Güzel bir başlangıç oldu. Peki böyle totemin var mıydı? Sınava şöyle çalışırdık, arkadaşın evinde toplanırdık. Sen evde mi kaldın, yurtta mı kaldın üniversitede? Üniversitede evde kaldım. Bir Yurtta böyle kaldım. şeyin var mıydı? Orada bir rutinin var mıydı yani çalışma prensibi olarak? Yoktu özel bir rutin ama genel olarak hani böyle düzenli çalışmayı seven iyi bir öğrenciydim, öyle söyleyeyim. Ve bir de odaklı çalışmayı severim. Odaklı derken şunu diyorum, hani önemli olan konular neyse bir öncelikleri, önemli olanları ön plana çıkarırım. Dolayısıyla öyle yani %70'ini 80'ini zaten halletmiş oluyorsun. Neye çalışacağını, ne yapacağını biraz daha alanı daraltarak. Şu anda da bu arada bir öğrenciyim. İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitimde tarih öğrencisiyim. Aynı Süper. mantıkla, evet, aynı mantıkla onu da şimdi uygulamaya çalışıyorum. Peki Çalıştım. neden tarihi tercih ettin? Çok seviyorum ve ilgim var. Yani bir yandan da hani öğrenmek istiyorum. Ya gezmekle beraber mesela Türkiye çok gerçekten bu anlamda zengin bir yer. Gezdiğim, gördüğüm yerler beni çok etkiliyor ve onun eskisini, geçmişini ve medeniyetlerin birbiriyle olan zamanlamasını, mesela Hititlerle Mısırlılar aynı dönemde mi yaşadı? Ne oldu? Hangisi önce nasıl oldu vesaire gibi şeyler zamanla bende merak uyandırdı. Ve daha da öğrenmek istedim. İşte kitaplar okuyarak da öğrenebilirsin. Onları da yaptım ama sonrasında böyle bir fırsat olunca dedim hani şu bu işi baştan böyle daha sağlam, işte Neolitik çağdan başlayarak biraz daha detaylarına inerek öğreneyim bakalım neler varmış diye. Öyle bir başlangıç oldu. Çok da keyifli. Peki zor mu? Yani mesela bizi izleyen birisi buna katılmak istese bir sınava mı giriyorsun? Nedir prosedürü? Böyle sınava girilmiyor. Üniversite mezunu olmuş olmak yeterli. Eğer bir üniversiteden mezunsa kişi sınava girmeden açık öğretim, uzaktan eğitimin belirli bölümlerine kaydını yaptırabiliyor. İnternetten oluyor mu yani bunların hepsi? Aynen. Hepsi internetten çok rahatlıkla kayıt yapılabiliyor. Dersler oradan takip ediliyor. Bir tek sınavlara girmek için gidiliyor ama şu sıralar sınavlarda bazıları online'a dönmüş durumda. Çok güzel. Evet. Peki kariyerine böyle bir şey, yani Boğaziçi'ni bitirdin. Evet. Ondan sonra yanlış bilmiyorsam satış temsilcisi olarak bir ilaç firmasında başladın. Aynen. Novartis hatta galiba, değil mi? Evet, doğru. Yani o zamanlar zannetmiyorum ki işte Boğaziçi mezunu birisi gitsin satış temsilciliği yapsın ya da yapıyor muydu? Hani arabası var işte ne bileyim güzel elbise çeki veriyorlar havalı bir meslek mobil falan öyle bir dönem hatırlıyorum ama hani o zaman mıydı sonrası mıydı onu hatırlayamıyorum. Neydi yani o dönemde seni çeken neydi? Şöyle söyleyeyim, aslında ben pazarlama okumak, yani ürün müdürü olmak istiyordum. Alanı hiç seçmemiştim. Mezun oldum, yani pazarlama alanında çalışmak istiyorum diye hedefimi kendime böyle koyarak başladım. Sonrasında biraz tesadüflerle, biraz da bahsettiğin gibi o dönem daha cazip olması nedeniyle ilaç sektörü karşıma çıktı. Tabii ilaç sektöründe de özellikle hani büyük firmalarda Novartis'in de geleneğidir. İlk başta satış temsilcisi, mümessil olarak göreve başlamak gerekir. Bir öğrenirsin, hak edersin, başarılı olursun, ondan sonra pazarlamaya geçersin. Bunu öğrendiğimde aslında daha da mutlu oldum. Çünkü dedim hani bu işi yapacaksak her şeyini bilmek lazım. Satış tarafında ne yapılır, pazarlama, yani pazarlamanın kuvvetli olması için satış tarafını da iyi bilmek lazım. Doktor tarafına, işte reçete tarafına neyi nasıl yapıyor vesaire, o kısımları iyice anlamak lazım. Dolayısıyla da böyle bir başlangıç oldu. Çok da kuvvetlendirdiğini, aslında o temeli çok iyi Tabii yaptığını düşünüyorum. çok çok güçlü bir insight toplama dönemi oluyor aslında değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani her şeyi yerinde görmek, bir şey konuşulduğunda gözünde daha rahat canlanıyor ne demek istediğini veya pazarlama tarafına geçince bir mesaj vereceksen, bir herhangi en ufak bir broşür çalışacaksan bile, bir aktivite yapacaksan karşı tarafa nasıl yansır, hekim bundan ne anlar, satış mümessili ne anlar, hepsine çok boyutlu kurgulama yeteneği veriyor ya da ne bileyim hani o şeyi geliştiriyor diyebilirim. Peki Novartis'te uzun seneler çalıştın. Evet. Orada pek çok pozisyonda çalıştın aynı zamanda. Biraz daha hani onu da konuşacağız. Regional pozisyonlarında olduğu yöneticilikler yaptığın birçok pozisyonda. Sana kazandırdığı böyle bir alışkanlık ya da bir kültürel değer de diyebiliriz buna. Ne oldu yani Novartis'te olmanın? 20 sene mi? Kaç sene Novartis'te 20, çalıştın? 19 tam 20 sene diyebiliriz. Şöyle ben iş hayatına Novartis'te başladığım için aslında okuldan sonra iş hayatı nasıl olur, iş ve özel hayat dengesi, alışkanlıklar, iş hayatı nasıl, aslında hepsi orada şekillendi. Ve gerçekten de Novartis o anlamda bir okul gibidir. Çok da şanslı hissediyorum kendimi. Bütün işte mesela o zamanlar Beşiktaş'taydı ofisimiz. Karşı tarafta Hatırlıyorum. Suadiye'de oturuyorum. Aynen 6.30'da kalkar sabah spora gider oradan işe geçerdim. Ondan sonra ben bir takım rutinler iş hayatında, mesela hani alışkanlık deyince sporun yeri nerede olmalı, arkadaşlıklar nasıl olmalı, neyi ne zaman, hepsi bir arada orada şekillendi. O açıdan çok şanslıyım çünkü hani Altan Bey, Güldem Hanım, onlarla beraber çalıştık ve en büyük önceliğimiz gerçekten çok yoğun çalışırdık. Ama bunun yanında da çok keyif alıp çok güzel alışkanlıklar, çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar geliştirdik. Onun için hani İş, özel hayat dengesini her zaman çok ayırt edemiyorsun. İkisi birbirinin çok içinde. Uzun seneler çalışıyoruz. Hatta bazen biri diğerinin önüne geçiyor, arkasında kalıyor. Dolayısıyla o harmonizasyonu sağlamak, ikisinden de keyif almak, o güzelliği yakalamak anlamında çok şey öğretti diyebilirim. Çok Tabii. güzel iş arkadaşlıkları, ekip arkadaşlıkları ve bir takım olmayı öğrendik. Yani birbirimizin başarısından mutlu olup birbirimizi desteklemek en büyük katkısı diyebilirim. Valla Novars'ın bize de katkısı büyüktür. 15 yıl oldu bizim Taze Fikir Grup, yani Taze Fikir kurulalı. 15 yıldır çalışıyoruz Novars'la. Ve çok güzel işlere imza attık. Yani 100'ün üzerinde ödül aldık beraber. Yenilikçi. Seninle de bir sürü güzel projemiz Evet. oldu. Çok ödüller aldık. O yüzden hani Novartis nostaljisi, orada çalışmasam da bende bile var yani, öyle söyleyeyim. Bir duygusal böyle bir şey bağ bende de var yani, hani açıkçası. Bu saydığın isimler de çok değerli isimler. Evet. Altan Bey olsun, Güldem Hanım olsun. Onlara da buradan selam söylemiş olalım, göndermiş olalım. Aynen. Peki sen çok sakin bir insansın ya Didem. Yani ben seni hiç böyle bağırıp çağırırken görmedim. Sinirimi de bozmuyor değil filan dermiş ama değil, öyle değil yani. Yanlış Çok herkes anlaşılmasın. söylüyor. Evet, çok sık Yani söylenenlerden biridir. hiç patlamaz mısın? Hiç böyle bağırıp çağırmaz mısın ya? Patlarım canım. Yani evdekilere de sormak lazım diyeyim burada. Bütün ateşler evde mi atılıyor? Bilemiyorum ama tabii her zaman o kadar sakin olunamayabiliyor. Yani ben hiç canlandıramıyorum seni böyle, hani bir şeylere bağırıp kızıp ve alevli şey yapamıyorum yani, hani oluyor mu gerçekten? Yani tarz olarak evet doğru, hani öyle çok şey yapan, hani bağırıp çağıran, çok ateşli alevli bir yapım yok diyeyim, doğru kelimeleri kullanmak gerekirse evet daha sakinimdir. Bir kere hani hayatta her şeyin olabileceği, hayatta her şeyle karşılaşabileceğimizi öncelikle bir kanıksadığım için çok fazla da hani bazı şeyleri abartmadan ne yapabiliriz, yani biraz şeye odaklanmayı seviyorum. Olanları analiz ettikten sonra sebebi vesaire, biraz da hani evet şimdi ne yapacağız? Hani hemen telaşı vesaireyi bırakalım. Ama bir sonraki adım ne olacak? Biraz herhalde yapı olarak onu çok düşünmeyi seviyorum. Hatta bir eğitimci arkadaşım böyle bir eğitim sırasında sormuştu. Düşerseniz ne yaparsınız? Yani klasik bir soru. O zaman hani çok daha detaylarını bilmiyorum. İlk başta bir bakarım neye takıldım, hani taş mıdır vesaire midir, ama anında hemen kalkıp toparlanıp yürürüm. Hani o kişiliklerle ilgili biraz bilgi de veriyormuş analizde. İşte kimi Doğru. oturur hani orada şey mi yapar, vah tüh neye takıldık ne oldu vesaire, oraya mı kalıyor, ileriye mi bakıyor vesaire falan gibi.
Zannediyorum yapı gereği biraz daha hani bir önce anlıyorum, anlamaya çalışıyorum. Ondan sonra da evet önümüze bakalım demeyi seviyorum. Onun için hani çok böyle geçmişte takılıp kalmayı sevmiyorum. Biraz da yapı gereği evet sakinlikle birleşince böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu çok güzel bir özellik. Bu peki bir yönetici olarak da sana bir avantaj sağlıyor herhalde, değil mi? Evet sağlıyor. Bir kere hani dediğim gibi insanları anlamında biraz daha avantajlı olabiliyor. Hani daha soğukkanlı önce bir analiz edelim. Nerede ne var, ne yapabiliriz ze odaklanmak anlamında epey bir faydasını görüyorum diyebilirim. Ama hani bu sakinliği korumaya çalışırken de içimde de şey hani çok fazla şey yaşıyorum aslında. O da beni yıpratan bir şey oluyor. Yani o sakinliği koruyabilmek, onu analiz edebilmek vesaire içinde kendi içimde yıpratıcı pek çok mekanizma dönüyor aslında. Hani O içeride zaman o kadar sakin olamıyorum. sadece karakter değil, kontrol de var sende. Yani aslında o sakinlik bir duruş, öyle mi? Bir duruş ama yani içten gelen bir şey. Yani kontrol derken bunu özellikle hani aman kontrol edeyim yansımasın gibi değil. Hani eskiden beri olan bir işleyiş mekanizması değil. Hmm, Bir alışkanlık belki de. süper. Çok güzel. Peki sen solunum bölümü bölge direktörlüğü yaptın. Orta Evet. Doğu, Asya, Kuzey Afrika bir sürü ülkeye Evet. liderlik ettin. Burada da tabii farklı kültürler de var. Yani insan yeni kültürlerle karşılaşınca biraz da şaşırıyor yani açıkçası. Evet. Sana böyle ilginç gelen ve ya iyiymiş bu devam ettireyim falan dediğin böyle şeyler oldu mu? Oradaki iş arkadaşlarından öğrendiğin. En çok hani hala da devam eden alışkanlık sütlü çay oldu. Evet. Çok seviyorum gerçekten ve hep yani severek içerim de. Sri Lankalı bir arkadaşımdan edindiğim bir alışkanlık. İlk onda görmüştüm o içme ritüelini. Gerçekten de çok güzel oluyor. Çok seviyorum. En hani aklımda kalan ilk Peki söyleyebileceğim o olur. sütü sıcak mı koyuyorsun, soğuk mu? Yani o ben onu çözemedim. Yani birkaç kere denemişliğim vardır sütlü çay. Yani çay sıcak, süt sıcak mı? Çay sıcak, süt soğuk mu? Nedir o iş? Ya aslında kolaya kaçarsam üzerine 2-3 damla süt koyarak çok güzel bir şekilde şey yapıyorum, içiyorum. Özellikle Hint çaylarında masala tea vesaire onlarla çok güzel oluyor, çok yakışıyor. Hani çok pratik bir şekilde soğuk yani ofisteyken falan her zaman ısıtma imkanım olmuyor. Dolayısıyla soğuk 3-4 damla sütle işimi görüyorum diyebilirim. Ama daha hani biraz daha kıvamı fazla olsun süt dersen ısıtırsan tabii daha güzel, Evet, keyifli yoksa olur. çay soğuyor. Yani sütlü çok Evet. koyarsa soğuk Evet. olarak. Evet. Paşa çayı oluyor. Sütlü. Yani Sri Lanka Aynen çayı öyle. değil de paşa çayı oluyor. Aynen duruma göre idare ediyorum. Süper. Peki böyle genel müdürler genelde böyle nasıl anlatayım işte geçen Fatih'le de konuştuk. CEO'ların işte winner breakfast bilmem ne altı işte düsturu falan filan. Yani sorumluluk alanın ve etki alanın artınca hayatın daha fazla planlaman gerekiyor. Bu bir gerçek. Doğru. Senin böyle bir şeyin var mıdır? Yani sabah rutinlerin özellikle. Ne Hı. yaparsın? Kaçta kalkarsın? Ne yaparsın? Nedir o şeyin ritüelleri? Ya aslında bu hani çok eskiden beri de ben sabah erken kalkmayı severim. Çünkü gün erken başlamak, dediğin gibi planlamak, yapılacakları gözden geçirmek çok güzel oluyor. Mesela yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Sabahları spor, yürüyüş. Hani hangisi hayatımın akışına göre veya düzenine göre bunu güncellemeye veya işin içine sokmaya çalışıyorum. Dolayısıyla güne enerjik başlamak gerçekten çok güzel oluyor. Hani bu rutinleri sayabilirim. İşte dediğim gibi bir kahve alıp hani öncesinde maillere bakıp hazırlık yapmak vesaire falan anlamında çok güzel, iyi hissettiriyor. Güne erken başlamak hani en ortaya çıkan veya en göze çarpan bu diyebilirim. Peki sabahları mı daha enerjiksindir? İşte öğlen mi, akşamüstü mü? Kimisinin Sabah. kafası sabah mı? Ben sabah insanıyım. Hani akşam mümkünse daha erken işte 11 vesaire hani şu andaki rutinde erken yatayım ama sabah bütün hani önemli toplantılar, işler yapacaklarım genelde sabah yapmayı tercih ederim. Güzel. Ben genelde gececiydim ama şimdi biraz daha sabah insanı olmak için kendimi eğitmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten erken kalkan yol alır lafı doğru yani. Evet ama işte biraz da yapıyla alakalı bir şey. Senin hani tarzına da eğer akşam daha yaratıcı oluyorsa belki de hani herkesin bir saati var belki de. Onu da Eşref çok saati. zorlamamak lazım. Evet. Evet. Peki ekibine birini alırken işe
Böyle sana ait bir soru kalıbı var mı? Ya da en çok neye dikkat edersin? Şimdi büyük bir ihtimalle hani de biraz önce de bahsettiğim gibi iş hayatında ekip olabilmek, iyi bir takımın parçası olabilmek benim için çok önemli oldu. Çok şey öğretti. Dolayısıyla genelde onu sorgulamaya, ortaya çıkarmaya yönelik sorular sorarım. Yani somut verilerle desteklemesine, iş arkadaşları sadece ast üst değil ama tüm o çemberdeki işte beraber çalıştığı herkesle uyum içinde ve hani bir öğretiyle çalışabilme, bir ekibin parçası olabilmesi çok önemli. Bu arada ekibin parçası olabilmesi derken herkesin farklı yapıda olması gerektiğini de düşünürüm. Yani herkes aynı tip olmamalı zaten. Hani Tabii. birbirimize aynen yeri geldiğinde sorguluyor da olabilmeliyiz, destek de olabilmeliyiz vesaire. Ama hani o ekipte uyan tamamen özellikleri birebir aynı değil. Farklılıkları olan, farklı bakış açısı getiren ama bir yandan da hani bahsettiğim gibi kendinden vazgeçmeden o ekibe uyum sağlayabilen birisi olması benim için çok önemlidir. Genelde de onu anlayabilecek sorular sormaya gayret gösteririm. Tabii takım oyuncusu olmak çok önemli ya. Evet. Yani one man show dedikleri şey çok sürdürülebilir bir şey değil açıkçası. Aynen. Aynen. Ben de katılıyorum. Peki iş yaşamı bana şunu öğretti dediğim bir cümlen var mı? Yani Aslında iş yaşamı hani okul, iş hep bir koşturmayla, yoğunlukla geçiyor ve sonrasında bana en kattığı ve öğrendiğim en önemli şey anı yaşamak oldu. Yani hiçbir şeyi ötelememek. Çünkü biraz önce de dediğim gibi yaşam ve işte hayatımızın içerisinde çalışmak çok önemli bir yer tutuyor. Hiçbir zaman ikisini ayırt edemiyoruz. Dolayısıyla çalışırken, bir şeyler yaparken, başarmaya çalışırken onunla beraber anı yaşamak, hayattan zevk almak, onun getirdiklerini birlikte yapabilmek, uyum içerisinde ikisini dengeleyebilmek bana en büyük öğretisi oldu diyebilirim. Çünkü hani biri bitiyor, diğeri sonra başlamıyor. İkisi beraber el ele gidiyor. evet. Dolayısıyla da bunu yapabilmeyi hani kolay olmuyor tabii. Çünkü hep bir kafamızda şey oluyor, okuldayken şu sınav bir bitsin, işte şu sunum bir bitsin, şu proje bir bitsin derken birçok şey kaçırılabiliyor. Dolayısıyla ona en büyük öğretisi bu ikisini el ele yapabiliyor olmak. Bir de herhalde bu sosyal medyanın etkisiyle mi nedir bilmiyorum. İnsanlar böyle çok kısa yol tuşu düşünce sistemine geçtiler. Yani ben de daha 20'li yaşlardayken falan şey diye düşünürdüm. Hani ya siyahsın ya beyazsın, tarafını belli et falan. Hani o biraz da deli dolulukla. Şimdi bakıyorum hayat siyahlar beyazlar değil, hayatın %99'u gri'nin tonları. Yani hiçbir şey tam, yani siyah tam beyaz değil. Onu fark ediyorsun yıllar geçtikçe. Dolayısıyla mesela genç arkadaşlarla konuşuyorum ya da yazdıklarını okuyorum, bakıyorum. İşte hep şöyle cümleler. İşte çalışmak için mi yaşıyoruz? Yaşamak için mi çalışıyoruz? Yani illa böyle bir tanım koymamız gerekmiyor. Yani hani işimizi de seviyorsak eğer yaşamak için de çalışıyoruz, çalışmak için de yaşıyoruz. Bazen hepsini birbirinin içerisine karıştırarak yapıyoruz bunu. Yani o başat gitmesi, o birbirine paralel gidiyor olması çok önemli bence. Hani Onun senin için altını çizdim. işi sevmek çok önemli. Çünkü o işi seviyorsan zaten büyük bir isteklilikle bir parçası haline getirip ondan keyif alabiliyorsun. Dolayısıyla bence en önemlisi ne yapıyorsak, ne amacımız varsa hayatta bu sevdiğimiz iş olmalı. Yapmaktan hoşlandığımız, vakit geçirmekten hoşlanacağımız şeyler olmalı. Süper. Peki bir TED Talks konuşması önersen bize. Ne önerirsin? Yani bunu izlesin izleyicilerimiz dediğin. Bu YouTube tabii program bitmeden açmasınlar. Onu da söyleyeyim. Hemen böyle rating kaygısı olan yapımcı. Sonra yeni. Ne önerirdim? The Power of Vulnerability diye bir TED Talks var. Onu önerebilirim. Neden onu öneriyorum? Çünkü çok hoşuma gitti. Bir insanın önce kendini sevmesi, kendiyle barışık olması gerekiyor ki anlattığı yani çok özetlemem gerekirse başkalarını sevebilsin, başkalarına da hoşgörülü olabilsin. Bazen kendimize çok acımasız olabiliyoruz veya işte bu hassas noktalarımızı kırılgan veya daha zayıf noktalarımızı göstermekten imtina edebiliyoruz. Hani bunlar Doğru. aslında konuşma diyor ki şeffaf ol, bunları insanlara göster, transparan ol ki
daha güçlü, kuvvetli olabilirsin ve otantik liderlere baktığında hani etrafında böyle gerçekten o mertebeye ulaşmış insanlara gerçekten de artıları eksileriyle her şeyle kendilerini çok rahatlıkla ortaya koyabiliyorlar. Ve bunun gücünü de arkalarına alıyorlar. Bir liderden her zaman her konuda çok iyi olması değil ama kendi zayıflıklarını da büyük bir alçakgönüllülükle paylaşılabiliyor olması çok yakınlık yaratıyor diye düşünüyorum. O insanla, o liderle bağı çok güzel yakalıyor. Evet, kesinlikle. Peki, okumayı sever misin Dida? Okumayı severim. Çok severim. Bize bir kitap önersen. Bir kitap önersem, öncelikle hani kitapları, bu mesela önereceğim kitabı genelde ben şeylere çok dikkate alırım. Önerileri, tavsiyeleri, eğitimlerde çünkü güzel şeyler çıkabiliyor. Hani ilgi alanıma da uyuyorsa onları mutlaka değerlendirmeye çalışıyorum. Hani yazın eğer yaz aylarında ne okuyacağım diye düşünüyorsam o bestsellerleri en çok satanlara veya sahilde insanların en çok elinde hangi kitap var, uçakta ne okuyorlar onlara bakmak Kafayı güzel bir rahatlatma kitapları, öyle mi? efendim. Kafayı rahatlatma kitapları. Aynen. Ama diğer taraftan da hani şey normal başka zamanlarda okuduğum kitaplarda da önerilerden seçmeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi de herkes yalnız ölür. Herkes tek başına ölür, pardon. Çünkü iki kitabı var ama herkes tek başına ölür. Çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Bu modern klasikler diye geçiyor. Yani bir bireyin toplum içinde nasıl bir fark yaratacağı, tek başına aldığı kararlar, yaptığı bir girişimin etkisini gösteren bir şey. Nazi Almanya'sında geçiyor. Çok severek okudum. Aklımda kalan kitaplardan bir tanesi. Harika. Ben okumadım bu kitabı. Hemen alıp okuyacağım. Ondan sonra da sana yazarım yani şeyi. Beğendin diye. Feedback olarak. Evet, mutlu Ne olurum. kadar şahane bir öneriydi falan diye Umarım yazarım. öyle olur. İzleyen sevgili dostlar da hani okurlarsa yorumlar bölümüne yazabilirler tabii ki. iki tane çocuğun var. Yine bu sektörden bir ilaç firması yöneticisi, bir doktor, sevgili Ege ile evlisin. Peki sen de sağlık alanında hani mesleğin gereği çok bilgi sahibisin. Ege de hem mesleği gereği hem de mezuniyeti gereği bilgi sahibi. Şeyi de çok iyi biliyoruz. Evde sağlıktan sorumlu devlet bakanı genelde kadınlardır. Yani Doğru. klasik bir Türk aile yapısında. Sizde nasıl oluyor bu işler? Yani sağlık mevzularıyla kim ilgileniyor daha çok? Bizde de kural bozulmuyor. Daha çok ben ilgileniyorum. Ama şöyle hani bir ayrım var aslında. Ben ilgileniyorum derken ben daha böyle işte düzenli olsun, rutin kontroller, vitamin vesaire, hani çocukların aşıları vesaire, hani bu yaşlara gelene kadar bütün ailenin hani o takiplerin rutinlerini hatırlatan, takip eden kişi genelde ben oluyorum hani bir şey olursa. Ama daha sıkıntılı bir durum hani hastane, doktor tavsiyesi, daha detaylı bir şey gerekirse bahsettiğim gibi hani doktor olması nedeniyle veya çevresi nedeniyle Ege daha çok hani rol alıyor. Biraz daha tavsiyeleri etraftan toparlama, detaya inme anlamında. Dolayısıyla öyle bir görev paylaşımı var diyelim ama genel takip konusu bende. Güzel. En azından net yani, değil mi? Netlik çatışmayı engeller diye bir laf vardır biliyorsun. Bu şey doğal olarak böyle gelişti. Hani böyle bir şey olmadı. Herkes zaten hani bir şeyi ne çok yaparsan görevin olur ya. Demek ki hani istekli olarak ben takipleri ele aldım. Sonrasında sorarak vesaire de öyle bir doğal iş bölümü gelişmiş oldu. Harika. Peki sağlığınızı korumak için var mı rutinleriniz? Ne yaparsınız? Ne yaparız? Ya ben ve hani elimden geldiği kadar çünkü herkese şey yapamıyorsunuz. Hani ev içinde de sağlıklı beslenme benim için hakikaten severim de kendi adıma ama bir yere kadar etkili olabiliyor çocuklar ve eş üzerinde. Dolayısıyla hani bence iyi beslenmek önemli diye düşünüyorum. Spor önemli. Vitamin takviyelerine de ben özellikle kış aylarında hani bu salgın dönemlerinde vesaire faydalı olduğunu düşünüyorum. Onlarla beraber bence hani hastalıktan kaçınmaktan ziyade iyi sağlam dirençli bir vücuda sahip olabilmek, onu kuvvetlendirebilmek çok önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü çok evhamlı biri de değilim. Bir şekilde hani hastalık da bir şey insanlar için gelebilir, kapımızı Doğru. çalabilir. Ama o zaman kuvvetli olmak en önemlisi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani korona salgında da gördük. İmmüniteyi güçlü tutarsan, hasta Evet. bile olsan, hani tabii çok ağır hastalıklardan bahsetmiyorum. Evet. Daha kolay atlatabiliyorsun. Yani normal Aynen öyle. bu Aynen. Peki Hazırlıklı sporla olmak aran önemli. nasıl? Spor demişken.
Sporla aram iyi. Çok hani severim düzenli spor yapmayı. Yürüyüş hayatımın hep içindedir. Fitness haftada 2-3 duruma göre onu yer veriyorum. İşte yaz ayları olursa mümkün olduğu kadar yüzmek. Ama şey öyle denizde uzaklara giderek hani uzun mesafe yüzmeyi çok seviyorum. Uzun Öyle boyutta. mi? Bayağı açılıyor musun? Evet. Yapma ya. O iş biraz tehlikeli. Ya şöyle riske atmadan açılıyorum derken kıyı boyunca bir yere gidip hani çok kıyıdan uzaklaşmadan, onu garantiye alarak çok riske atmadan dikkat ederek yüzmeye çalışıyorum. Seneler evvel biraz daha böyle deli dolu bir tiptim herhalde. Bir akrabamızın küçük çocuğu vardı. Çeşme'deyiz. Çiftlik köy mü? Hani bir yerde. Evet, çekici. Ters akıntı varmış. Yani karadan denize doğru bir rüzgar var. İşte bizim akrabanın çocuğun da topu denizde. Şimdi top gidiyor, tamam mı? Yani kıyıya 50 metre. Ben de 30 metredeyim yani kıyıya. Top ama hafiften gidiyor. Ben böyle işte kendimden emin yürüyorum. Birazdan işte bu top nasıl olsa yavaşlar, alırım filan. Sonra top hızlanmaya başladı. Eyvah. Sonra ben bu topu alacağım dedim, tamam mı? Ondan sonra aynı hıza ulaştık. Ben yüzüyorum. Top da böyle ters akıntıyla uzaklaşıyor açığa doğru. Aramızdaki mesafe kapanmıyor bir türlü. Ben de inat ettim, tamam mı? Hırslandın. Yaklaşık 1,5 saat falan yüzdüm o topu alacağım diye. Topu en sonunda bir hani rüzgar mı durdu artık ne olduysa aramız kapandı. Aldım topu. Geriye döndüm, baktım. Ben dedim hangi koydan çıkmıştım? Eyvah. Ya 3 tane koy görüyorum orada yani. O kadar uzaklar. Tabii kıyıda işte annemler var, akrabalar var. Annem ağla ağla bir hal olmuş. Bu çocuk gitti, başına bir iş geldi filan. Ondan sonra işte motor bulmaya çalışmışlar. Hani gelip beni alsınlar, onu bulamamışlar. Bir tane kano bulmuş bizim işte aile Eyvah. dostu. O kanoyla işte geldi filan. Ben böyle geriye dönüyorum. Elinde bir topla yüzmesi de zor oluyor tabii. Ondan sonra yarı yola falan geldiğimde o kanoyla işte Cemil abi geldi, buldu beni falan. Ondan sonra işte kanonun arkasında tutunarak döndüm ama döndüm elimde top var. Yani bu da yani üniversite çağlarında bir hikaye. Ben kendimi böyle bir muzaffer komutan gibi hissediyorum, tamam mı? Hani sonunda Çok aldım doğru. o topu. Çocuğun topunu yedirmedim falan böyle. Kimse benimle konuşmuyor. Herkes küs. O kadar endişelenmişler ki herkes böyle kafasını çeviriyor falan. Merhaba, ben topu getirdim. O da diğer tarafa bakıyorlar. Ondan sonra ne yapacağımı bilemedim. Çok enteresan bir hayat dersi olmuştu yani. O yüzden sen ol, çok açığa doğru yüzme. Ya benim de hani olmuştur böyle çok büyük yani riskler olmasa da birkaç kere böyle hani yaşadığım sıkıntılı anlar çıkardığım dersler oldu. Onun için kıyıya hani daha paralel çok açılmadan gitmeyi tercih ediyorum. Yani özellikle dediğin gibi böyle lise yaşlarında falan daha tam kestiremeden birkaç tane benim de atlattığım şey olmuştu. Evet, yani insan demek ki gaza mı geliyor ne yapıyorsa, böyle bir Fark etmiyor gençliğin herhalde. ateşiyle Yaparım diye düşünüyor insan. yaparım ben onu, evet. Peki sosyal sorumluluk konusunda ne düşünüyorsun Didem? Yani Türkiye'nin yani mevzusu bitmiyor tabii de Evet. vatandaş olarak ne yapmalıyız sence? Belki bir seçtiğim bir alan var mı? Şurada daha şey yapalım filan. Ya aslında Odaklanabilirim. sosyal sorumluluk bence hayatın bir parçası olması lazım. Yani hepimiz bunu bir yandan mümkün olduğu kadar her fırsatta destek olmaya çalışmalıyız. Bir de özellikle son zamanlarda bu sosyal medya, yapılan iletişim, ulaşım o kadar arttı ki her gün elimize bir fırsat geçiyor. Özellikle de eğitim, çocuklar hani o alanlara çok belki de hani kendi çocuklarım olduğu için de oralara destek olmak çok önemli diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok da fırsatımız oluyor. Mesela geçen aylarda oğlum bir yarar şey eğitim kurumuna yarar için koştu. Ne Ve güzel. hakikaten de çok güzel insanlardan destek aldı. Bütün iş arkadaşlarımız olsun, okul çevresi, arkadaşlarımız, onun arkadaşları herkes dört elle sarıldı ve bir yandan destek oldu. Bunu görünce de çok mutlu oluyor insan. Demek ki hani bir fırsat yaratmak, insanların eline bir şey vermek, o bir anda büyütebiliyor o desteği. Dolayısıyla da bu Harika. tarz şeyleri şimdi düşünüyorum. Hani çok önümüze çıkıyor. Bunları güzel değerlendirmek ve destek olmak çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Metin Haray'ı bilirsin. Yani benim de çok sevdiğim bir dostum. Metin'in
iyilik hareketi çerçevesinde bir şeyi var, bir cümlesi var. Yani çok fazla şey güzel fikirleri var ama şu beni hep çok etkilemiştir. Bir çocuğa iyilik yapmayı öğret. Evet. Yani bu işte sürdürülebilirlik. Yani doğru. Sen çok hayırsever bir insan olabilirsin, çok düşünceli olabilirsin ama bu senin hayatınla sınırlıdır. Burada kalmaması için bir çocuğu da yardımsever yapabilirsen eğer, Evet. o zaman bu iyilik hareketini sürdürülebilir kılıyorsun. Kesinlikle. O cümle beni çok etkilemiştir mesela. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben de çok katılıyorum. Bir de şu vardı onun o kitabında. Meyve şeyi, koçanı çöp değildir. Onu toprakla buluştur. Yani aslında içinde hep bir tohum var ya, bir çekirdek var ya. Aynen. Yani oraya buraya dik. Hani oradan Evet. mutlaka bir ağaç çıkar mantığında. O da güzel bir felsefe bence. Kesinlikle. Çünkü Yani fırsat oldukça her şeyi değerlendirmek, dediğim gibi hani oğlumun da ona vesile olduğunu görmek, onun arkadaşları vardı. Yani elimden geldiğince hepsine destek olmaya da çalıştım. Çünkü onların iyilik yaptığını hissettirmek, o duyguyu hissetmeleri ileride daha da büyük şeyler getirecek diye düşünüyorum. kesinlikle. Ben şimdi belki uzun zamandır var bilmiyorum ama izleyenlere de hani paylaşmak için söyleyeyim. Şeyi keşfettim. Yemek sepeti ya da Banavi'den alışveriş yaptığında ödeme ekranına geldiğinde bağış yap diye bir seçenek var. Yani eve mesela 30 liralık sipariş verdin. Bağış yapı tıklıyorsun. Sana kurumları gösteriyor. İşte Toçevler, işte ne bileyim Temalar, Kızılay filan. Oradan seçiyorsun. Bağış miktarını da seçebiliyorsun. 5 lira, 10 lira, 20 lira neyse. Süper. Ben şimdi her alışverişimde bir bağış yapıyorum. Yani Harika. onu bir gaming, bir oyun haline getirdim. Alışkanlık yaptım. Evet, alışkanlık yaptım. Sonrasında da çok güzel bir sistem kurmuşlar. Hemen ertesi gün mail geliyor o kurumdan. Yani bize bağışınız ulaştı, teşekkür ederiz diye. Hemen akabinde mail geliyor. O tabii güveni de pekiştiren bir şey. Ya, o para Kesinlikle. o kuruma gitti diye hani şey yapıyorsun, emin olmuş oluyorsun. Yani buradan da hani bilmeyen varsa eğer izleyenler arasında tavsiye ederim. Yani çünkü Harika. yardımlaşmak kadar temel bir duygu yok bence hayatta. Kesinlikle, kesinlikle. İyi hissettiren bir şey en başta. Tabii. Peki eğlenceli sorumuza gelelim. Kültür Bakanı olsan, kültür ve turizm diye geçiyor şu an. Ne yaparsın şu an? Evet, ama güzel de bir soru. Şöyle ki yapmak isteyeceğim en güzel bakanlıklardan biri olurdu. Yani Doğru eğlenceli bakanlığı bulmuş muyum senin için? kesinlikle doğru. Enerji tabii kaynaklar demedim bak. Çok doğru bir seçim yapmışsın. Kültür Bakanı olmak isterdim. Yani keyifli bir iş olacağına eminim. Çünkü Türkiye bu anlamda çok şanslı ve çok hakikaten de zengin bir ülke. Biz hani ailecek arkadaşlarımıza da mümkün olduğu kadar hani Türkiye'nin farklı illerini, yerlerini gezmeyi de çok seviyoruz, vakit geçirmeyi. Ve Süper. o anlamda da hakikaten hala daha gidilecek çok yer var diye düşünüyorum. Çok şanslıyız. Bir de Türkiye'nin şanslı olduğu yer, bununla beraber çok güzel yemekleri de var. İnanılmaz güzel hani gurme turizmi de yapılabilecek bir yer ve bu kadar köklü tarihi, güzel yerleri olup bir de yanında güzel yemeklerin olması bence bir tesadüf değil. Hani ikisi beraber geliştiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da ikisini güzel bir şekilde harmanlayıp güzel aktiviteler, gelişim alanlarına daha da güzel şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Mesela Harika. en son işte en çok etkileyenlerden bir tanesi beni Göbekli Tepe'inde. Çok güzel bir müze alanı yapmışlar. Harika şeyler yapılmış. Çok da iyi yerlerde güzel aktiviteler yapılacağına da inanıyorum. Bu ikisi de birleştirilebilirse bence çok güzel bir fırsat olabilir Türkiye adına. Ama yanında diyorsun yerel yemek yeme şansın yok, değil mi? Göbekli Tepe'nin hemen o Yani bölgesinde. ikisini Merkeze gitmek zorundasın yani. de, yani şunu söylemeye çalışıyorum. O bölgenin her tarafında çok güzel bir yemek kültürü var. Bunu ikisini birleştirdiğimiz zaman belki de hani tarihle de iç içe geçirilerek bu yemek kültürü burada nasıl gelişti, ne oldu, niye, neler var. Bunları da desteklemek ve etraftaki yerleri de göstermek, ikisini birlikte yapmak çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Nefis bir proje olur bence de. Yani sırf bu gastronomi üzerinden ünlenen, iyi gelir elde eden bir sürü şehir var Avrupa'da, Evet, çok. Asya'da keza. Biz o konuda biraz
biraz geriden geldik. Yani biraz zaman kaybettik. Yani kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Çok büyük emekler de var, onu da biliyorum. Mesela Antep bu anlamda çok iyi. Tabii ben yani bir restoranın aslında ve sosyal medya ile birleşen gücü. Mesela Od Urla diye bir şey var. Bir restoran var, biliyorsundur. Evet. Yani İstanbul'da sosyal medya kullanan biraz bu işlere meraklı 10 kişiye sorsan Urla ile ilgili tek bildikleri yer o restoran. Anlatabiliyor muyum? Çok yani bir yerin tanıtımı için bir tek restoran, yani bir kaliteli restoran ne kadar etkili oluyor? Çünkü mide önemli bir organ. Yani mutlulukla da ilgisi var, doymakla da ilgisi var, sosyallikle de ilgisi var. O yüzden o gastronomi konusunda biraz daha odaklanmak lazım. Yani sadece belli şehirler için değil. Yani evet, birçok şehrin, çünkü Türkiye çok derin bir, katmanlı bir tarihe sahip. Dediğin gibi. Peki son olarak çok keyif aldım bir kere hani bu sohbetten, onu söyleyeyim. İyi ki geldin. Ölene kadar hep yapacağım dediğin şey ne? Yani ben bu alışkanlıktan vazgeçmeyeceğim dediğin şey nedir? Ya aslında hani şöyle konuştuklarımız, alışkanlıkların hepsini gözden geçirdiğimde insan hayatında her şey son bulabiliyor, yerini başka şeye bırakabiliyor. Hani çok büyük alışkanlıklar bir süre sonra bakıyorsun başka şeye evriliyor. Dolayısıyla hani vazgeçilmeyen, bence insanlık içine vazgeçilmemesi gereken en önemli şey, yegane şey sevgi olmalı diye düşünüyorum. Yani her şeyi çıkardığınızda yine de farklı bir şekilde yaşam devam edebilir. Ama sevgisiz olmaz bence. Onun için sevgi diyorum. Harika bir cevap. Didemciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hiç yapmam hep yaparıma şeref verdin. Enerjinle, sakinliğinle ve fikirlerinle değer kattın. Ben çok keyif aldım. İnşallah izleyen insanlar da aynı şekilde keyif alacaklardır. Tekrar teşekkürler. Efendim, Çağlar Gözü Açık'la Hiç Yapmam Hep Yaparım 2. bölüm bitti. İnşallah 3. bölümde de size böyle değerli bir konuk takdim edeceğim. Umuyorum keyfiniz yerindedir. Kanala abone de olursanız bizim de keyfimiz daha da yerine gelir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok sevgiler, saygılar, selamlar. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir konuşma oldu. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şeref verdin. Thank you.